series of lectures dedicated to food and culinary values in the Eastern Mediterranean. Evet, Doğu Akdeniz'de yemek ve yemek alışkanlıkları ile ilgili başlatmış olduğumuz bu konuşma dizisini balık ve deniz ürünlerini anlatmadan bitiremezdik. Balıkçılar ve balıkçılık konusunda ele almadan bu konuyu bitirmiş olmak olmazdı. Kıymetli arkadaşlar, bugün yapacağımız görüşmemizin konusu, toplantımızın konusu gerçekten çok geniş kapsamlı. Çeşitli balık ve deniz ürünlerinden havyara kadar birçok konuyu ele alacağız. Konu bu deniz ürünlerinin işlenme teknolojisi, korunma teknolojisi ve en nihayetinde pazar, tüketim, ücretler, vergiler gibi konular içeriyor olacak. İkinci olarak da balıkçılığın art süremliliğine bakacağız ve balıkçılık gemileri, balık çiftlikleri gibi deniz ürünlerinin farklı yönleriyle, farklı alanlarıyla ilgilenen insanlardan bahsedeceğiz. Bunlar tabii ki son derece ilginç ve incelenmemiş, araştırılmamış konular. Tabii ki konunun içerisinde Doğu Akdeniz'deki balığın rolü, balık yemenin rolü, bunun çevresel ekonomik koşullar üzerindeki etkisi ve aynı zamanda Ortodoks Kilisesi'nin, Tevrat'ın ve İslam'ın belirlediği dini kurallar çerçevesinde insanların yeme alışkanlıklarını ele alıyor olacağız. Evet, kısaca bahsettiğim gibi bunun tarihi bakımdan incelenebilecek birçok hususu mevcut. Bunlar tabii ki ele aldığımız konular, yalnızca bunlar değil. Ve bu konuların araştırmacıların dikkatini yeteri kadar çekmediğini de belirtmemiz gerekir. Bilhassa Osmanlı yerlileriyle ilişkin mevcut bir bibliografiye baktığımız zaman bunu söylememiz mümkün. Balıkçılık ve balıkçılarla ilgili çok az sayıda çalışma mevcut. Bizans'tan 19. yüzyıla gelene kadar küçük balıklar, tuzlanmış veya taze sardalyalar, gupa balıkları, kolyoz balıkları ve uskumrular yoksulların yiyeceğiydi. 19. yüzyılın kaynaklarına baktığınız zaman büyük inşaatlarda çalışan işçilere verilen günlük yemeğin birkaç tane tuzlanmış sardalya, ekmek ve şarap olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda Yunanistan'da 60'lı yıllara kadar et tüketimi sınırlıydı ve bunun yerine balık geçmişti. Günümüzde ise durumlar değişmiş durumda. Evet, bugün Şişmanoglio Megaro'da iki tane kıymetli meslektaşımızı ve dostumuzu ağırlıyor olacağız. Bilgi Üniversitesi'nden Süreyya Faruki ve Ulusal Helenik Araştırma Derneği'nden Christine Angeli'di. Kıymetli konuşmacılarımız bize bu zengin konunun farklı açılarını anlatıyor olacak ve bugüne dek araştırılmamış çeşitli konulara ışık tutacaklar. Sayın Christine Angeli'di, Bizans İmparatorluğu dönemine odaklanacak. Bir günlük yiyecek olarak deniz ürünlerinden bahsedecek. Profesör Süreyya Faruki ise bize Osmanlı İmparatorluğu'nun 3 deniz ile çevrili başkentindeki balıkçılığın tarihiyle ilgili konuları anlatacak. Evvela Bizans ile başlıyoruz. Sayın Kristin, buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Hem takdiminiz için hem de davetiniz için. Evet, İstanbul'u yaklaşık olarak ilk defa 50 yıl önce ziyaret ettiğimde Galata Köprüsü'nde balık tutan
kişileri, insanları gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. Tuttukları balığın miktarı gerçekten çok etkileyiciydi. Hemen kenarda 1,5 liraya palamut ekmek satılıyordu. Evet, 50 yıl öncesinden bahsediyorum tabii, 1,5 lira derken. Tabii ki yıllar geçti, ancak Galata Köprüsü'nün balıkçıları hala İstanbul'un bir simgesi. Yüzyıllar boyunca uskumru, palamut, ton balığı, kılıç balıkları yumurtlama döneminde Ege'den Marmara Denizi'ne, Boğaziçi'ne, oradan da Karadeniz'e göç ettiler. Kuzey Denizi'ndeki sular soğumaya başlayınca tekrar Akdeniz'e döndüler. Bu hareketlilik ve aynı zamanda göç eden balıkların muazzam derecede yüksek miktarı Strabo ve Pliny'nin dikkatini çekmişti. Bu kişiler Asya kıyılarındaki beyaz kayalardan korkan balıkların Bizans'ın içine gittiklerini ve burada çok yoğun bir şekilde yakalandıklarını anlatıyor. Bizans'ın Roman şehrinde yapılmış olan bir bozuk parayı görüyoruz. Üzerinde bir yunus balığı, 2 tane de ton balığı resmedilmiş. Bu da şehrin deniz dünyasıyla olan güçlü bağlantısını gösteriyor. Yine geç antik çağa ait görsel ve rivayete dayalı kaynaklarda İsa için bir balık imgesi kullanıldığını ve havarilerin misyoner faaliyetlerinde balıkçılığın önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. Örneğin Akilya'daki Bazilika mozaiğine baktığımız zaman burada Nil bölgesine ait dini mesaj içeren bir sanat tasviri görebiliriz. Yine Hazreti Yunus'un bir balina tarafından yutulması, yine İsa'nın göğe yükselişiyle birlikte anılıyor. Ve yine sağlam zemin üzerinde duran, olta ve kanca ile balık avlayan insanlar temsil ediliyor. Açık deniz balıkçıları da tabii ki yüklü ağlarıyla teknelerinin üzerinde duruyor. 700 yıl sonra Gregory Nazianzus'un kilise vaazlarına baktığımız zaman yine burada dini bağlamda benzer bir sahne görüyoruz. Bir tekne üzerinde 4 tane adam var. 2 tanesi üçüncü bir adamın yardımıyla yüklü olan ağları yukarı çekiyor. 1 tanesi de çerçevenin dışında olta ve kanca ile balık avlıyor. Her 2 teknikte de 10. yüzyılın Konstantinopollu bilgesi Theodor Daphnopates'in imzasını görüyoruz. Kendisinin bahara ilişkin lirik eserinde de bunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra her ne kadar tasarlanmış bir şekilde görünüyor olsa da balıkçılık uygulamalarının vakit geçtikçe çok az değiştiğini söyleyebiliriz. Yine Bizans'a ait el yazmalarında daha sofistike balık tutma tekniklerine ait imgeler de mevcut. Örneğin laik içeriğe ilişkin laik içerikli el yazmalarında bazı örnekler var. İnce dallardan yapılmış olan halatlar, yine güçlü ve su geçirmez olan halatlar yardımıyla balıkların tekneye çekildiğini görüyoruz. Bu sepete benzeyen ağ dip tarama yöntemiyle yumuşak çaları da yakalamaya uygundu. Diğer taraftan şişe şekilli olanı dar açıklığı sayesinde balıkları yakalamaya çalışıyordu. Yine bir meşale ışığıyla balıkların cezbedildiğini ve balıkların teknenin etrafına geldikleri görülüyor.
Tabii ki Konstantinopol'un nüfusunun beslenme ihtiyacı sığ ve derin deniz sularının yanı sıra yakınlardaki göllerde bulunan taze su balıkları, tatlı su balıklarıyla da sağlanmaktaydı. Örneğin İznik Gölü'nden ve buna yakın kurulmuş olan şehrin suları içerisinde kalan balık avuçlarından balıklar şehre getirilmekteydi. Tabii ki tüm bu balıkçılık teknikleri Romalılardan kalmış olan teknikler o zamandan bu zamana da çok az ilerleme, çok az güncelleme görülmüştü bu tekniklerde. Ancak 10. yüzyıldan önceki kaynaklarda belli bir yöntem belirtilmese de geleneksel balıkçılık sisteminin kanuna tabi olmadığı ve İmparator 6. Leo tarafından bununla ilgili çeşitli kararların yayınlandığı görülüyor. Evet, Vivaria'da denilen bu dalyanlar 9. yüzyılın sonunda yaygınlaşmaya başladı ve bunların işleme şeklinin sistematik hale getirilmesi de bir aciliyet haline geldi. Bu dalyanlar kazıklara bağlanmış ağlardan oluşuyor ve bir açıklık mevcut. Balıklar buranın içerisine girdikten sonra açıklık kapatılıyor. Bunlar tabii Gölcüklerin veya Marmara Denizi ve Boğaziçi'nin etrafına kurulmaktaydı. Buralardan özellikle mevsimsel sıcaklıklara bağlı olarak göç eden balıklar dalyanlara yakalanarak tutulmaktaydı. Sıcak sulardan soğuk sulara göç eden balıklar özellikle çok yüksek sayıda idi. Tabii yatırım maliyetinden dolayı burada tabii ki önemli bir üretim gerçekleşmekte ve bunun yanında vergiler artırıldığı için ortaklık yoluyla bunlar kullanılmak durumunda kalmaktaydı. Yine İmparator 6. Leo çıkardığı bir dizi karar ile balıkçılar ile kıyı hattındaki arazi sahipleri arasındaki çatışmaları çözümlemeyi amaçlamıştı. Aynı zamanda kararlarla bu dalyanların kaplayacağı alanın sınırları belirlendi. Bunun yanında balıkçılık alanları arasındaki zorunlu mesafe belirlendi. Böylelikle kanun balık tutma koşullarını düzenlemiş oldu. Ancak bunun yanında denizin sömürülmesini de bir manada sağlamış oldu. Bu düzenlemeler özellikle mülkiyet haklarının genişletilmesiyle arazilerin değeri arttı ve bunun neticesinde de tabii ki devletin vergi gelirleri artmış oldu. Tabii ki bu kanunlar Konstantinopol'un surlarla kaplı kıyı şeridini kapsamıyordu. Bunun yerine daha ziyade Haliç, Boğaziçi, Marmara adaları ve kıyı bölgelerini etkileyen bir kanundu. 10. yüzyılın sonlarında 6. Leo Konstantinopol esnafının mesleki ve ticari faaliyetlerini düzenleyen bir kitap yayınladı ve bu kitapta tabii ki valinin süpervizyonu altında, denetimi altında çıkarıldı. Kitap özellikle balık satıcılarıyla ilgili bir bölüm içeriyor. Balık pazarında satış faaliyetlerinin düzenlemesiyle ilgili bir bölüm yer almakta. Balıkçıların yakaladıkları balıkları doğrudan tüketicilere satmaları yasaktı. Perakende satışı toptancılar vasıtasıyla gerçekleştirilmekteydi. Örneğin burada görüyorsunuz Kalkedon'da
yapılmış olan bir balık pazarı var. Galata'da, Haliç'te ve Marmara Denizi'nde yine aynı şekilde bunlardan var. Bu kitapta aynı zamanda perakende ile toptan satışı arasındaki kar marjı da belirtiliyordu. Ve balık pazarlarının lokalleştirilmesiyle ilgili çeşitli maddeler yer alıyordu. Seyyar ticaret resmi olarak yasaklanmıştı. Ancak rivayete dayanan kaynaklara göre Bizans'ta Bizanslılar bu noktada kanunu ihlal edebilmekteydi gayet rahat bir şekilde. En başta balık çok pahalı bir emtia değildi. Ancak her bir kategorinin fiyatının her gün şehrin valisi tarafından yakalanan miktarı ve yakalanan kaliteye göre düzenlenmesi gerekiyordu. İlk fiyat beyaz fiyat olarak adlandırılmaktaydı ama bu beyaz ifadesinin tam olarak ne anlama geldiği hala pek belli değil. Yine Bizans Konstantinopolis'in pazarlarındaki balık fiyatı ile ilgili sağlam kanıtlar mevcut değil. Ancak dolaylı bilgilere bakarak ucuz türlerle pahalı türler arasında tahmine dayalı bir yorumlama yapmak mümkün. Prokopodromos'un 12. yüzyılda yazmış olduğu hiciv şiirlerinde buna dair değerli kaynaklar mevcut. Prokopromodos bir bilge, bir tüccar ve bir papazın bir arada yaşadığını tasvir ediyor. Bunların başarılı birer meslektaş ve müsrif başrahiplerle bir arada olduğu ve zengin birer hayat sürdükleri tasvir ediliyor. Örneğin zenginler levrek, sinagrit, çupra gibi balıklar yerken papazlar açlıktan ölmekteydi diyor. Ve yine buradaki zenginlerin ıstakoz, ahtapot, kalamar gibi yiyecekler yerken fakirlerin lüferlere, pisi balığına ve ışınlı balığa bakarak ağızlarının sularının aktığını söylüyor. Yine diğer emtiaların yanı sıra balık yazılarla birlikte, mektuplarla birlikte birer hediye olarak da gönderilmekteydi ve alıcının gönderdiği yanıtta almış olduğu teklifin değerine ilişkin bir kanıt görevi görmekteydi. Örneğin kefal çok seçkin bir balık olarak görülmekteydi ve bu psikoposa özellikle hediye olarak gönderilmekteydi. Ancak küçük balıklar mesela gümüş balığı gibi balıklar pek popüler değil de büyük ve yağlı balığı seven alıcı hediyeyi kendisine teklif eden kişinin kafasına atmaktaydı. Bunun aksine şehirde yaşayan arkadaşlarına papağan balığını gönderdiğini, bunun çok değerli olduğunu söylüyor. Bu balığın Konstantinopolis'te bulunamadığını, Ege'den gelen bir balık olduğunu belirtiyor. Tabii ki deniz kestanesi yine çok önemli, çok kıymetli olarak görülüyor. Çünkü bunu yakalamak için çok fazla çaba ve beceri göstermek gerekli idi. Bu da nadiren verilen bir hediye olarak görülmekteydi. Örneğin 11. yüzyıl bilginlerinden Michael Selous'un İmparatorluk Mahkemesi'nden yüksek düzeydeki bir hakime deniz kestanesi gönderdiği belirtilmiş. Yine uzaklardan gelen balıklar da çok takdir görmekteydi. 12. yüzyıl bilginlerinden John Tzetzes'te Silistra papazına teşekkür etmek için bir Mersin balığı göndermiş ona. Tabii ki bunun taze bir balık mı oldu yoksa
muhafaza edilmiş bir balık mı olduğu bilinmiyor. Bir diğer mektupta Sessiz'te Pantokrator Manastırı'nın başına aldığı hediyenin çok kıymetli olduğunu söyleyerek teşekkür ediyor. Kendisinin aldığı hediye de iki tane işlenmiş Mersin balığı. Konstantinopolda pazarında tuzlanmış, kurutulmuş veya işlenmiş şekilde birçok balık da satılmaktaydı. Bunları satanlara özellikle Salda Mari denmekteydi. Bu İngilizce'de bakkal anlamına gelen esnafları tanımlamak için kullanılan bir ifade. Bu esnaflar yine düşük statüye sahip kişiler olarak algılanmaktaydı. Yine Prokopodomos'un canlandırmalarından birisinde kendi babasının Salda Marius olduğunu ve kendisinin tuzlu palamut ve istavrit yediği için eleştirildiğini, yani Lycurnos ve Lakerd yediği için ve muhafaza edilmiş ançöz yediği için eleştirildiğini söylüyor. Ve kendi bardağında da birkaç tane çiroz ve palamut görmüş olmayı çok istediğini belirtiyor. Ancak korunmakta olan balıklar tabii ki birer önemli hediye görevi de görmekteydi. Tabii ki bunların Konstantinopol pazarında rahatça bulunabilecek balıklar olmaması özellikle önemliydi. Örneğin Theoplaktos'un hediyeleri Konstantinopol'deki arkadaşlarına gönderdiği hediyeler arasında kilisenin dalyanlarında yetiştirilmiş meşhur alabalık yer almaktaydı. Bu yüzden çok fazla takdir görmekteydi. İki sefer balığın taze mi yoksa işlenmiş mi olduğunu belirtmiyor. Ancak diğer mektuplarında gönderdiği çok sayıda balığın salamura olduğunu veya küçük ekmekler gibi fırında pişirildiğini belirtiyor. Çok büyük ihtimalle buradan kastı füme alabalık. Yine ilginç bir şekilde iki defa pişirilmiş, iki defa fırınlanmış Sazanda Ptokroprodomos arasında fakir papazların hayalini kurduğu bir lezzet olarak tasvir ediliyor. Sazan tabii ki yalnızca eti için değil, aynı zamanda oldukça ucuz, tuzlu bir deniz ürünü olan en düşük kalitedeki havyar çeşidini oluşturan yumurtaları içinde avlanıyordu. Buradan anladığımız kadarıyla havyar tıkınan bu Salda Marius'ların, yani bakkalların kendi düşük sosyal ve ekonomik pozisyonlarıyla uygun olduğunu anlayabiliyoruz. Yani balık yumurtasının hazırlanması ve tüketilmesi için daha rafine yöntemlerin olduğunu anlayabiliyoruz. Yine kürlenmiş yumurtalar, kefal balığına ait ve ton balığına, botarya'ya ait yumurtalarda dalyanlardan yakalanan balıklardan sağlanmaktaydı. Örneğin Akelios ve Arachthos nehirlerinin ağzını kurulmuş dalyanlardan, yine Trakya'daki Meriç nehrine kurulmuş dalyanlardan ve Büyükçekmece gölünden tutulmuş balıkların yumurtalarını hediye olarak gönderdiklerini anlıyoruz. Tabi Botarya'da burada kalitesi ve büyüklüğü bakımından biraz daha farklı bir hale geliyor. Örneğin 200 torba Botarya'nın bir psikoposa gönderildiğini ve bunların oruç tutulan günlerde manastırda tüketildiğini görüyoruz. Yine Ptokoprodomos
Botaryo'nun ince dilimler halinde satıldığını, ürünün fiyatının yüksek olduğunu ve bunların satıcılarına havyar satıcısı dendiğini söylüyor. Buradan havyar satıcılarının işlenmiş balık yumurtalarının ticaretini yaptığını anlayabiliriz. Yine Arta yakınlarındaki Blakenna Kilisesi'ne ait 13. yüzyıl fresklerinden birisinde Konstantinopol'daki Hodegetria ikonu işleniyor. Bu ikon taşıyıcısının yanında dindarların ve şarkıcıların olduğunu görüyoruz. Ve burada ürün satıcılarının bulunduğunu ve aralarında havyar satıcılarının olduğunu da görüyoruz. Kafasının üstündeki yazılara baktığımız zaman pazarlı havyar satıcısı yazıyor. Yani bu muhtemelen bir dönem hanlık tarafından istila edilmiş bölgelerin etnik kökenini yansıtmakta. Yani Karadeniz'den Hazar Denizi'ne kadar hükmetmiş olan hanlığı ifade etmekte. Yine bölgenin Hazar tarafı ve batı tarafı da çok kıymetli deniz ürünlerinin üretimiyle bilinmekteydi. Örneğin havyar satıcıları siyah havyara, beluga, sevruga ve osetra mersin balığı yumurtası denmekteydi. Kırmızı havyarı ise Hazar somon yumurtası denmekteydi. Karadeniz ve Hazar denizinden elde edilen siyah havyar 14. yüzyıldan önce Konstantinopol'da bulunabilmekteydi. Ve kaynaklarda da bunu özellikle görebiliyoruz. Bu döneme kadar sazan yumurtası, botarya, siyah ve kırmızı havyar gibi ürünler genel bir başlık altında havyar olarak anlaşılmaktaydı. Kendi bilgime istinaden 14. yüzyıldan evvel yalnızca bir tane kaynak olduğunu ve bu kaynaklarda işlenmiş balık yumurtasının iki çeşidinin bulunduğunu söyleyebilirim. Birisi botarya, birisi de siyah havyar. Yine kanıtlar 12. yüzyıla kadar gidiyor ve hikayenin bir parçasını oluşturuyor. Bu da imparatorluğu ve emperyal imparatorluk manastırını içeriyor. Şöyle diyor, bir gece İmparator Manuel Komnenos düşünmeden bir düğün ziyafeti düzenlemeye karar verdi. Ancak Plantain döneme ait peynir yeme haftası olduğu için çok kısa bir süre önce haber verildiğinden dolayı saraydaki hizmetkarlar yeteri kadar yemek hazırlayamıyor, bulamıyor. Manuel de yakınlardaki manastıra sarayda sunulabilecek şeyleri kendilerine göndermelerini istiyor. İşte çeşitli ekmekler, beyaz somunlar, kekler, tatlı ve tatlı şaraplar, kurutulmuş ve tuzlanmış balıklar ve iki çeşit havyar. Birisi çift pembemsi balık yumurtası, yani botarya. Bir tanesi de Azak Denizi'nden gelen ve hasır sepetlere yığınlanmış siyah havyar. Tabii ki İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen bir ziyafette misafirlere çok muazzam yemekler sunulduğunu hayal etmek pek de şaşırtıcı değil. Ve manastırın bu kaliteli deniz ürünlerini bu hikayede görmüş olmak Ptokroprodomos'un hiciv şiirlerinden alınan kanıtlarla da örtüşüyor. Özellikle manastırın imparatorluğun patronajı altında olduğunu ve Prokroprodomos'un bahsini ettiği rahiplerin kurulan manastırları denetlediği ve imparatorluk ailesinin üyelerinin hizmetinde olduklarını görebiliyoruz. Diğer taraftan ise
hediye olarak gönderilen pahalı ve nadir deniz ürünlerinin de bir sosyal ilişki ağını işaret ettiğini görüyoruz. Bunlar arkadaşlığı, dostluğu göstermek için, birbirine olan takdiri ifade etmek için sunulan hediyelerdi. Bunun yanında tabii ki kendilerine ait talepleri, dilekçeleri de göndermektelerdi ve bunun karşılığında tabii ki bir iyilik yapmaları istenmekteydi. Evet, kilisenin asilleri, yine mahkemeye hizmet eden asiller ve bilginler denizden gelen lezzetli yiyeceklerin keyfini sürerken Boğaziçi, Haliç ve Marmara Denizi'nin balıkçıları Konstantinopol halkına son birkaç yüzyıl öncesine kadar taze ve ucuz balık sunmaktaydı. Maalesef ki fazla avlanma ve kirlenmiş sular balık stoğunu çok ciddi anlamda düşürdü ve burada gördüğünüz fotoğraflara benzer fotoğraflar maalesef o eski zamanları hatırlatan birer anlat olarak kaldı. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sözü Profesör Süreyya'ya da devrediyoruz. Evet, Süreyya Ferkü'nün konuşmasını takiben de sorularınızı alıyor olacağız. Okay. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Şimdi biz böyle anlaştık. Efendim çevirmen İngilizceye çevirecek. Benim maalesef Yunancam yoktur. Ve yani öte yandan şuna da üzülüyorum. Efendim eğer daha önce yapılmış konuşmadan önceden haberim olsaydı biraz daha diyelim paralel koşut giden bir çalışmayı belki sunabilirdim. Ama bu durumda yani herhalde bazı paralellikleri siz göreceksiniz daha çok. Şimdi bizim yapacağımız şudur. Efendim bir yandan 16. yüzyıldan ve 17. yüzyıldan bize kadar gelebilen bazı kaynaklar var. Orada balıklar ve balıkçılık hakkında söylenenleri tanıtmaya çalışacağım. Maalesef balıkların yani mutfakta gördüğü işlemle ilgili çok bilgi bulamadım. Yani benim bulduklarım daha çok burada da gösterildiği gibi İnsanlar nasıl balık tutmuş ve efendim daha sonra bu tutulan balıklar nasıl İstanbul'a iletilmiş, orada nasıl satışa çıkarılmış ve ama genellikle iş orada biter. Yani istisnai durumlarda ancak daha fazlası mevcut. Bir de bu metinleri daha iyi anlayabilmemiz için aşağı yukarı diye tam 100 sene önce çıkmış olan bir kitabı kullandım. Bunu bazılarınız bilecektir. Karakin Deveciyan, efendim balıkhanede görevli imiş. Abdülhamit döneminde, İttihat ve Terakki döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Efendim 20'li yılların ortasında emekli olmuş ve 1915 yılında Osmanlıca olarak çıkardığı kitabı genişletmiş ve Fransızca olarak yayınlatmıştır. Ve bu kitap yani biliyorsunuz Fransızca bilenlerin sayısı azaldığı için
Yani yeterince okur herhalde bulamamıştır. Sonuç olarak kitabın süksesi son yıllarda oldu. Yani o zaman bu Türkçe'ye çevrildi ve o zamandan bu yana birçok baskısı olmuştur. Bu kitabın özelliği bir müthiş bir lugatça var. Yani balıkların hem zoolojik adını veriyor hem de Osmanlıca veya Türkçe, efendim İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve hatta Almanca adlarını vermektedir. Onun için diyelim şimdi biz burada Osmanlıca ve Fransızca olarak yazılan kaynaklarla baş başayız. Ve efendim Devecihan'ın listeleri sayesinde ne gibi balıklardan söz ettiklerini çok daha iyi anlayacağız. Ayrıca da burada gördüğünüz gibi efendim çeşitli balıklar hakkında ayrı ayrı bölümleri olmuştur. Ve efendim yani ben buradan birkaç tane balık çaldım. Zira yani balık resimleri Osmanlı edebiyatında yani resimli edebiyatında o kadar da yaygın değil. Ama yani üstelik çok hüsran verici. Bizim burada çok kullanacağımız Pierre Belon Dumont, efendim Mısır balıkları hakkında bir kitap yazmıştır. Onun içinde herhalde balık resimleri mevcut ama İstanbul seyahatini anlatan diğer kitabında bir sürü resim var. Akla hayale gelmeyen şeyler ama bir tek balık yok. Yani maalesef bu böyle. Onun için yani Devecihan'ın resimleri yani bizim için çok çok yararlı olmaktadır. Şimdi 16. yüzyılda ki balıkçılık konusunda aslında elde iki kaynak var. Bir yandan efendim kısmen de yayınlanmış olan mufassal ve icmal defterleri var ve efendim orada çeşitli köylerin ve kasabaların vergi kaynakları sıralanmaktadır ve bunların arasında efendim dalyan var ve bu dalyan efendim daha önce gördüğümüz yani olayın bir daha biraz yenilenmiş şeklidir. Yani dalyan ve üstelik Devecihan'da dalyanlar da çok ilgilenmiştir. Çünkü artık 20. yüzyılın başında efendim dalyan mekanları kiraya veriliyor. Bir de üstelik genel olarak bir korku var. Çok da fazla balık tutmamak gerekir. Özellikle küçük balıkları bırakmak da yarar var. Zira yani efendim balık sayısı azalmaktadır. Bunu yani gelecek nesiller içinde korumak gerekecektir. Yani o kaygı 100 sene önce de var idi belirli bir ölçüde. Sonuç olarak dalyanlar ve dalyanlardan alınan vergiler 1530'lu yıllarda, 1520'li yılların sonunda, 30'lu yılların başında yapılmış olan icmallerde görünmektedir. Ve efendim hem Boğaz'da dalyan mevcut, hem de efendim İznik Gölü'nde yani sayısı çok fazla olmamakla birlikte vergi veren, yani bu şekilde vergilendirilen dalyanlar mevcut. Ondan sonra çok enteresan bir şekilde balıkçılığı anlatan şahıs Pierre Belon Dumont. Bu da 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'a gelmiş, bir elçilikle gelmiş. Ondan sonra o elçilik sona ermiş fakat Pierre Belon
İstanbul'da kalmıştır veya daha doğrusu Osmanlı topraklarında kalmıştır. Efendim Atos'u ziyaret etmiştir ve orada ilginç bir gözleme var. Zira klasik antik bir metin, yani bir Aristoteles'in bir öğrencisi, efendim Atos Dağı'nda rüzgar olmadığını ve rüzgar olmadığı için orada bulunan şeylerin bozulmadığını iddia etmiştir. Blon Atos Dağı'na çıkmış ve bunun böyle olmadığını anlamıştır. Ve biraz yani sıkılıyor. Çünkü yani klasik bir metinde hata var. Bir hümanist eğitimden geçmiş olan bir insan için kolay değil. Fakat sonunda söylemiştir. Aynı zamanda da Mısır'da epey bir zaman geçirmiştir. Ve İstanbul'da balıkçı, yani Rum balıkçılarıyla arkadaşlık etmiş. Ve efendim herhalde biraz komik olmuş diyalogları. Çünkü Pierre Boulon'un bildiği Grekçe herhalde klasik Grekçedir. Ve yani efendim İstanbul'un balıkçıları bunu nasıl anlamışlar? Herhalde bazı komik anlaşmazlıklar olmuştur. Ama maalesef Boulon bunları bizimle paylaşmamıştır. Oysa orada balık tutmak için kullanılan değişik yöntemler var. Ve Boulon üstelik yani gece yolculuğu yapan ve ışıklarla balık tutan balıkçıların teknelerinde seyahat ettiğini iddia etmiştir. Yani şu anda bize anlatılan efendim ışıkla balık tutma faslı 16. yüzyıl İstanbul'unda da varmış. Efendim ondan işte 16. yüzyılın sonunda ve özellikle 17. yüzyılın ilk yarısından bize kadar gelmiş olan nakh defterleri var. Ve bunların böyle en detaylısı zamanda Mübahat Kütükoğlu hocamız tarafından yayınlanmıştır. Ve orada balık ve balıkçılık konusunda ilginç gözlemler var. Özellikle çünkü bu defterin tarihi 1640 ve Evliya, efendim aşağı yukarı aynı dönemde İstanbul balıkçılarını seyretmiştir. Ama yani hepimizce malum bir yandan Evliya müthiş bir yazar. Ama yani hani özellikle sayıya gelince biraz ihtiyatlı olmakta fayda var. Ve bu nedenle efendim Evliya'nın anlattıkları ve nakh defterinde anlatılanların birbirine çok benzediğini görünce insan yani rahatlıyorsunuz. Demek ki bu orada anlatılanlar bir aşağı beş yukarı güvenilir. Tabii yani burada Mariana Yarsimos arkadaşımız oturmaktadır. Yani ben bilseydim geleceğini Evliya faslını kısa keserdim. Çünkü yani uzmanı önünde bana laf etmek düşmez. Öte yandan yani efendim o döneme ait olan bir başka kaynak Eremya Çelebi'dir. Ve Eremya Evliya'nın biraz çağdaşı ama yani bir nesil sonra 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Malum Evliya da 1680'li yıllarda vefat etmiş olmalı. Yani çağdaşlar ama nesil farkı var. Ve o da yani Evliya'nın anlattıklarını teyit etmektedir. Zira özellikle orada ilginç bir şey var. Kılıç balığı nasıl avlanır? Ve efendim işte özellikle Beykoz yakınlarında yani bu kılıç balıkları kolayca
ele geçmektedir ve bu işi nasıl yaparlar ve evliya bu konuda epey bir şeyler anlatmaktadır ve dediğim gibi yani Eremya hiçbir zaman evliyadan söz etmemektedir. Yani sanmıyorum ki görmüş olsun çünkü malum yani o sırada çok yani yayın o seyahatname böyle çok elden ele dolaşmış değildir. Onun için büyük bir olasılıkla bunlar birbirinden bağımsız iki kaynak ve yine özellikle bu kılıç falı faslı orada anlatıldığına göre karşılıklı yani bir teyit söz konusu. Efendim Pierre Blondumont balık tutma faslında da ilginç gözlemler anlatmaktadır. Örneğin balıkçılar Marmara Denizi'ne açılmakta ve genellikle iki kayık birbirine yakın bulunmaktadır. Çünkü bazı balık ağları ancak iki kayıktan idare edilebilir. Ve efendim sonunda yani döndükleri vakit, sahile döndükleri vakit o zaman da birlikte çalışmaları gerekmektedir. Çünkü balıkçılar teknelerini bırakıyor ve ağları hala ellerinde tutar. Ondan sonra efendim plajda yani plaja yerleştikten sonra balık ağlarını çeke çeke alıyorlar. Ve eğer yani içinde balık varsa bu ağlar epey ağır ve koordinasyon olmazsa balıkların çoğu kaçar gider. Başka bir ilginç olay var ve sadece bu efendim Galata ile Beşiktaş arasında yapılmaktadır. Ve efendim Pierre Boulogne bu tekniğin İspanyol esirler tarafından getirildiğini iddia etmektedir. Bunlar göğe serbest bırakılmış ve oraya yerleştirilmiştir. Ve efendim işte orada balıkçılıkla geçinmektedirler. Şimdi 17. yüzyıla gelince efendim evliyanın balıkçılık konusunda verdiği bilgi çok daha külliyetlidir. Yani en nihayet Pierre Blanc'ın bu faslı belki 10 sayfa, belki 12 sayfadır, daha fazla değildir. Oysa yani evliyanın birinci cildini Mariana Yarasimos'un kitabının da yardımıyla eğer tararsanız o zaman yani balıkçılığın ne kadar yaygın olduğunu görürsünüz. Bazı köyler efendim hatta bu nedenle padişahlar tarafından takdir edilmektedir. Evliya çok komik bir hikaye anlatır. İkinci Selim efendim Tarabya'da durak yapmayı seviyormuş. Orada hani yani eğlenince yani efendim yerinde tutulan balıktan çok hoşlanıyormuş ve güya bu köye adını vermiştir. Yani efendim bunun işte Terapya adı tabii çok daha eskidir ama yani bu böyle. Ondan sonra bir de dediğim gibi bu kılıç balı avı hakkında ilginç şeyler var. Yani dalyanda bunları tek tek tutmak gerekiyormuş. Zira çok büyük hayvanlar. Efendim dalyanda birisi oturuyormuş, seyrediyormuş. Ve efendim balık görünce ala diye bağırırmış. Yani bu hangi dilden geldiğini açıkçası bilmiyorum. Fakat efendim ala herhalde Allah yani alınız anlamında belkidir. Çünkü o zaman balıkçılar ağlarını topluyorlarmış
ve inşallah kılıç balığı içindedir. Ondan sonra hayvanı döve döve öldürüyorlarmış. Yani biraz işte herhalde duymuşsunuzdur yakın zamanlara kadar Sicilya'da matanza denilen bir olay vardı. Ve anlaşılan yani matanzaya çok yakın bir faaliyet. Efendim İstanbul'da da varmış, Beykoz'da özellikle. Efendim, bir de evliyanın biraz diyelim ispatı zor olan bir hikayesi var. Efendim Haliç boyunca yani Sarayburnu'ndan itibaren bazı Rum evlerinden efendim balık ağları Haliç'e sarkıtılıyormuş. Yani bunlar dalyan değil. Direkt olarak eve bağlı. Ve herhalde bu evler o zaman surun dışında olmalı. Zira artık o dönemde sur ile su arasında böyle biraz ne idüğü belirsiz bir alan var. Herhalde o evler orada olmalı. Ve evliyanın buna evliya buna karitya diyor. Ve herhalde yani bu Rumcadan gelen bir terim, belki biriniz karitya'nın yani nasıl bir şey olduğunu bilir. Evliya'nın iddiasına göre bazı yani Konstantinopolis'in Rum halkından bazıları Osmanlı ordusuna kentin kapılarını açmıştır. Ve bu nedenle bunlara bir imtiyaz verilmiş. Bunlar bu karitçalardan vergi vermezlermiş. Şimdi bu hikaye doğru olmayabilir ama o dönemde buna benzer hikayeler çok dolaşırdı. Çünkü şöyle bir problem var. Biliyorsunuz efendim 16. veya 17. yüzyılda hala kilise olarak kullanılan pek çok Bizans kilisesi mevcuttur. Ve hatta bir tanesi Maria Mugliotis'a bugüne kadar kilisedir. Oysa efendim saldırarak fethedilen bir kentte normal olarak yani Hristiyanlar kiliselerini kaybeder. Şimdi bu anormal durumu açıklamak için buna benzer hikayeler çok anlatılmıştır ve herhalde burada da efendim Karitya'nın niye vergi vermediğini açıklamak için bunun paralelinde bir hikaye türetmiş olmalılar. Bazı balıkçılar bayağı da bildiğimiz gibi olta ile balık tutuyormuş. Ama yani en çok görünen şey büyük balık ağları ve evliyada efendim bunların yani ne kadar verimli olduğunu anlatmaktadır. Bir de ilginç bir şey var ve şimdi biz bunu sizinle paylaşıyoruz. Sabit olmuş, gitmiyor. Ha, en son. Yok, bu değil. Bir saniye, tamam. Şimdi burada ne görüyorsunuz? Yarım bir istakoz. Çünkü bizim asistanımız sağ olsun bunu benim için scan etmiştir. Ondan sonra alelacele bir yere gitmesi gerekiyordu. Ben de yani kendisi benim işim acele kaçıyorum deyince ben de istakoz yarım kalmış yani diyemedim. Utandım doğrusu yani ve sonunda size gösterdiğim yarım istakoz. Ama yani bu ne için önemli? Çünkü Osmanlı Sarayı Fatih zamanında
efendim istakoz ve benzeri, yani midye ve benzeri seafood diyeceğimiz, yani deniz ürünü diyeceğimiz şeylerden ısmarlamaktadır. Demek ki yani orada bir sakınca görünmemektedir. Oysa yani daha sonra bunu görmüyoruz. Efendim balık pekala alınıyor. Ama yani saray çok böyle fazla balık meraklısı değildir. Ama zaman zaman alınır. Hatta saray için Marmara Denizi'nde balık tutan adamlar var. Bir tanesini bizim hocamız Ömer Lütfü Barkan bulmuştur. Adam daha sonra emekli olmuş, Edirne'ye geçmiş. Edirne'de bir meyhane açmış. Herhalde işte kuru balık falan filan da sunmuş olmalıdır. Ama yani o defterde niye adı geçiyor? Çünkü emekli bir hassa balıkçısı. Ama dediğim gibi yani istakoz ve benzeri şeylerin alınması daha çok Fatih dönemine özgü bir olaydır. Efendim yani ilginç olan şey bir de dalyanlardır. Yani ben burada dalyanların resimlerini getirmedim. Esasında yanlış anlama, keşke sizinkini görmüş olsaydım. Çünkü biz burada daha çok yenen balık üzerinde konuşacağız. Ve balık tutma teknikleri ikinci planda olmalı diye düşündüm. Onun için yani bu dalyanlarla ilgili olan bilgileri kısa kesmiştim. Oysa orada enteresan olan bir şey var. Yani işte hem Evliya çok detaylı dalyanları anlatır. Efendim yani bu hangi insanlar dalyanın üstünde bekçilik yapar, kim plajda durur, efendim kim kayığa biner. Yani bu konuda çok bilgi var. Yani diyelim dalyanların değerlendirilmesi. Oysa Devecihan'a geldiğimiz vakit efendim bir yandan paralellikler var ve bir yandan da efendim farklılıklar. Paralellik şu. Çünkü 100 sene önce hala diyelim yani pre-endüstriyel bir balık tutma olgusu var. Yani balık konservesi henüz yapılmamaktadır. Efendim motorlu gemi de kullanılmamaktadır. Yani motorlu gemi prensip olarak var ama balıkçılar henüz kullanmıyor. Bu açıdan yani efendim belirli paralellikler vardır. Öte yandan size daha önce de söylediğim gibi efendim İstanbul nüfusu artmıştır. Yani o kadar korkunç bir artış değil. Yani son 50 yılda gördüğümüz artışın paralelinde değildir. Ama yine de Halil İnalcık efendim 16. yüzyılın nüfusu 300 bin civarında olmuş olabilir demektedir. Bazı yazarlar biraz daha yüksek, yani 19. yüzyılın başında efendim Betül Başaran arkadaşımız 420 bin diye hesaplamıştır. Ama 20. yüzyılın başında efendim 800-900 bin gibi bir nüfus var. Yani kabataslak nüfus ikiye katlanmıştır yani bir yüzyıl içerisinde. Ve bu insanlar yani en nihayet yani hem Müslümanlar hem yani Ortodokslar balık yemektedir. Yani orada bir değil, farklı bir şey de yoktur. Ve o zaman biz dalyanların çoğaldığını ve daha sofistike
olduğunu görmekteyiz. Ve yani maalesef işte o çizimleri getiremedim. Keşke getirseydim. Çünkü o zaman bunlar bir yandan Evliya'nın ve Piablo'nun anlatımına çok uygundur. Ama bir sürü küçük ve sofistike detaylar var. Yani daha fazla balık tutmak için. Ve dediğim gibi öte yandan yani böyle devam ederse balık kalmaz gibi bir telaş mevcuttur. Onun için ancak belirli sayıda yani dalyan kurulabilir. Efendim yere sürerek yani ağları yere sürerek balık tutmak yasaklanmıştır. Ondan sonra ve yani çeşitli tekniklerde amaç şu, küçük balık kaçabilsin. Yani büyük balıkları tutalım, küçük balık efendim yani bir açık bırakalım ki gitsin. Onun için yani bir yerde bir geleneksel yapı, yani burada gördüğümüz gibi yani Bizans'tan kısmen bize kadar gelmiş olan bir yapı ve yani size anlattığım kaynaklardan da anladığımız gibi yani Osmanlı döneminde de devam eden bir yapı. Fakat nüfus ikiye katlanınca efendim zorlanmaktadır. Yani henüz bir yani diyelim endüstrileşme dönemine giden teknikler ortada yokken eski yapının sınırları zorlanmıştır. Ve efendim yani bir yandan bu hayvanlara daha yakından bakmak gerekir. Zaten Devecian'ın kitabı bununla ilgili. Bir saniye. Efendim burada mesela Bizans döneminde de kaya balıkları ve demin duyduğunuz izmarit daha önce vardı ya makbul hediye olmayan istavrit ve izmarit yani küçük balıklar görüyorsunuz. Yani bunlar 1915 yılında hala tutulmaktadır ve üstelik yani balık pazarında da satılmaktadır. Efendim beni bu kadar dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, konuşmalarınız için çok teşekkür ederiz. Balıkçılık, balık ve balıkçılarla ilgili çok kıymetli şeyler söylediniz. Kültürle ilintili, yemeklerle ilgili ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki önemiyle ilgili çok güzel noktalara değindiniz. Evet, herhangi bir sorusu olan, yorumu olan, önerisi olan varsa sizleri dinleyebiliriz. Değerli sunumlar için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sayın Bayan Angeli diye bir sorum olacak. Balıkçılık loncası var mı Bizans döneminde? No. I'm sorry. Balıkçı loncası ile ilgili pek bir bilgi sahibi değiliz. Daha ziyade balık ticareti ile ilgili düzenlemeler vardı. Ancak genel itibariyle balıkçılarla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bunlar genellikle ortak olarak çalışıyorlardı. Yani bir kişi
tek başına bir teknenin sahibi değil de daha ziyade balık tutarken ve balığın ticaretini yaparken ortaklaşa çalıştılar. Veya bir kişi birden fazla tekne sahibi olduğu için balık tutmak için personel tutmak durumundaydı. Evet, benim iki sorum olacak. İlki çigos, yani bir uskumunun yumurta dökmüş olanı malumumuz. Onun Osmanlı döneminde, son dönemlerinde, hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında çigos sergilerini biliyoruz. Tarabya sıklarında, Beykoz sıklarında yoğun şekilde fotoğraflardan. Şimdi uskumu çok büyük ölçüde azaldığı için malumunuz Norveç uskumusu yiyoruz. Çigos sergileri de, çigoslar daha çok uskumunda, hatta İstarbit'ten bile çigos yapılmaya başlandı. Osmanlı Rum mutfağının önemli mezelerinden biriydi. Bu çigos kurutma sergisi Bizans'ta da böyle miydi? Yani Bizans'ta önemli Lakerda gibi, Likorinos gibi önemli proses fiş süreçlerinde balıklarından biri miydi yeme olarak? Diğeri de dalyanla ilgili. Devecihan'ın Boğaz'da, hatta Reşat Ekrem Koç'u da bizzat ondan alıyor. 16 tane dalyan belirtiyor galiba. Şu anda 3 dalyan var. Ben de katılıyorum. Dalyanlar şu anda doğru bir avlanma biçimi değil. Ama Lewis Farley, Modern Turkey diye kitap yazmış bir İngiliz diplomat. 1800'lerin ortasında Türkler çok az balık avlıyor. Çünkü çok balıkları var. Daha fazla avlayabilirlerdi diye eleştiriyor. Tabii İngiltere'de o zaman Morina'yı, yani codfish yoğun avlanması var. Yine ABD'li diplomat da başka Samuel Cox, o da dalyan kelimesinin Talyen'den geldiğini iddia ediyor. Yani İtalyanların getirdiğini söylüyor. Halbuki Yunanca köklü olduğunu diye biliyorduk. Bunun etimolojik kökeniyle ilgili bir bilginiz var mı? Onu da öğrenmek isterim. Sağ olun. Açıkçası etimoloji hali hakkında bir şey bilmiyorum. Ancak yani 16. yüzyılın ilk yıllarında bile yani dalyan kelimesinin dalyan olarak kayıtlara geçtiğini biliyorum. Efendim, uskumru hakkında açıkçası yine böyle ezbere söyleyebileceğim bir şey yok. Ama yani diyelim Mübahat Kütükoğlu'nun yayınladığı Nah defterinde herhalde yani eğer o dönemde önemli miktarda bunun ticareti eğer yapıldıysa o zaman yani bunun fiyatını bulacağız ama ezberimde değildir. Epoche olarak geçiyor Yunanca'da bu. Kanunen de geçen bir ifade. Yani rivayete dayalı kaynaklara ait bir şey değil. Diğer taraftan çeşitli dönemlere ait belgelerde de vivari ya da divari'den bahsediliyor. Bu da vivarium kelimesinden geliyor. Latince vivarium'dan geliyor. Dalyan ifadesi. Yani bir sır olduğunu söyleyebiliriz. Evet, başka sorusu olan var mıdır? Evet, görmedik, kusura bakmayın. Merhaba. Bu arkeolojik kazılarda çıkan ortası çukur balık tabakları var. Yani biz öyle biliyoruz. O balık tabaklarının ortasındaki çukura o zamanlar soslar hazırlandığı, o şekilde balıkların tüketildiğini biliyoruz. Bununla ilgili bizimle paylaşabileceğiniz bilgiler var mıdır? Sosun ne olduğuna dair
nasıl yenildiğine ya da ikram edildiğine dair. Teşekkür ederim. Evet, sorunuzu tam olarak anlayamadım zannediyorum. Çünkü benim bildiğim tek sos garos. Latince garum'dan geliyor. Bu da şimdi kelime aklıma gelmedi. But it is what it was Roman in origin. It was a Roman. Evet, Romalılara ait bir sos ama aynı zamanda Bizanslılar da bu rigarosu kullandı. Balıktan yapılan tek sos bu. Benim bildiğim tek sos bu. Benim de bildiğim öyleydi. Teşekkür ediyorum. Evet. Arada. Sadece bir katkıda bulunmak istiyorum. Biri bir aktüel, biri biraz daha az aktüel iki konu. Herhalde siz zaten İstanbul'da değilseniz bilmenizde fayda var diye düşündüm. Şu an İstanbul'un balık hali yok. Yapılmakta olan Marmaray benzeri otomobil tüneli için geçenlerde balık hali yıkıldı. Balık halimiz yok. Biraz daha az aktüel bir konu. Büyükada'da bir adalar müzesi açıldı. Oranın da bir köşesinde bütün bu eski Bizans'ta balık tutma görüntüleri çok güzel sergilenmiş. Biliyorsanız da kusuruma bakmayın. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet. Siz Musa Bey, siz normal olarak birkaç kere soruyordunuz. Balık için bir soru yok. Değil mi? Bir dakika. Balıkla ilgili kaynaklarda gerek Bizans gerek Osmanlı, Erzurum, Muş, Van, Isparta'da kahvaltıda sabah kahvaltısı, hani sabah yemeği diyelim, havyar yenildiği söyleniyor. Yani bu kaynaklarda var mı yok mu bunu merak ediyorum. Efendim, yani o konuda bilgim yok. Hiç yok maalesef. Ancak yani havyar ticaretinin Osmanlı döneminde de devam ettiğini bilmekteyiz. Zira efendim aslı yani ecnebi defterlerinin birinde 17. yüzyılın başında Venedik Baylosu'nun yani arzı üzerinde yazılan fermanların birinde efendim bir Venedik kaptanına izin verilmektedir. Zira adam normal olarak Karadeniz yani yabancı tüccarlara kapalı. Oysa bu adam gidip havyar almak istiyormuş ve bunun için özel izin çıkarmıştır. Sene böyle 1615 civarı. Yani bu tabii bir bilgi kırıntısı. Ama yani o ticaretin kesilmediğine dair ufak bir belirti. Evet. Gelir misiniz? Buradadır. Aa, yok, burada. Evet, ben Osmanlı dönemiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl ile ilgili olarak özellikle balıkçıların hangi popülasyondan geldiğini söyleyebilir misiniz? Aslında karmaşık olduğunu söyleyebilirim. Yani Evliya muhtemelen daha Müslüman balıkçılardan, Pierre Belon de Moda muhtemelen özellikle Rumlarla
irtibat halinde olduğunu, onlarla arkadaşlık, dostluk kurduğunu söylemem mümkün. Ancak bunun karma bir grup olduğunu görebiliyoruz. Evet, son soru. Merhaba, nasılsınız? Süreyya Hoca'ya bir şey soracağım. 19. yüzyılda dalyanların sayısı arttı dediniz ya, öyle dedik değil mi? Bu artış acaba sarayda da tüketim biraz artıyor gibi gözüküyor 19. yüzyılda. En azından daha düzenli oluyor rakamsal olarak da. Tüketim de ona paralel olarak artıyor. Herhalde bunu doğruluyor diye düşünüyorum. Tüketimin yani, de arttığını bir anlamda doğruladığını söyleyebiliriz. Yani ne? Bir yandan tabii yani zaten İstanbul nüfusu eskisine göre iki kattır. Yani eğer Betül Başaran haklı ise efendim 19. yüzyılın başında nüfus 420 bin ise ve efendim 100 sene sonra 8 bin bir şey ise yani nüfus %100 artmıştır. Mutlaka yani tüketim artmıştır. Ve herhalde bana sorarsanız saray bunun izinden gider daha çok. Ama bir de gelir söz konusu. Çünkü yani hani gidip de herhangi bir yerde dalyan inşa edemezsiniz. Bunun için bir yer tutmanız gerekir. Ve bu bedavadan değil. Ve zaten Devecihan da biraz bu maksatla kitabını yazmıştır. Çünkü diyor ki dalyan bayağı büyük yatırım gerektirir. Ve eğer insan bunu doğru hesaplayamıyorsa bu yani efendim dikkatsiz olan yatırımcıyı iflasa dahi sürükleyebilir. Onun için yani kitaptaki detaylı bilgi yatırım yapmak isteyen kişiler için faydalı olsun diye yazdım. Yani öyle bir şey açık olarak belirtiyor. Yani belirli yerlerde gidiye benzeyen açık alanlar var. Onlardan birini tutabilirsiniz. Bunun dışında orta yerde dalyan yapamazsınız gibime geliyor. Ve bunun için hem de bu hakkı almak için hem de daha sonra dalyan olsun, igrip olsun, kayık olsun, ne olursa olsun önemli bir yatırım söz konusu. Hatta efendim Devecihan'ın anlattığı yani 100 sene önce örneğin dalyan sahibi işçilerine efendim koruyucu bir kıyafet vermek zorunda. Herhalde yapmayanlar var ama yani kanunen yapması gerekir. Ve tabii bütün bunlar yani diyelim yatırım hanesine yazılır veya işletme masrafları hanesine yazılır. Yani bu iş bedava değil. Onun için efendim detaylı bilgi almak gerekmektedir. Evet, evet lütfen. Ama bekleyiniz çünkü gelecek mikrofon geliyor. Bence burada birbiri yerine ikame edilebilen besin kaynakları olarak da konuya bakmakta yarar var. Çünkü halkın bu tipteki protein ihtiyaçları için kaynaklar zaten belli. Et, balık, tavuk. Göreceli olarak dönemsel et fiyatlarındaki yükselme ve alçalma ki o da zaten arz ve talebe bağlıdır mutlaka. Özellikle Osmanlı döneminde isyanlar nedeniyle gelebilecek olan kuzu yetiştirilen yörelerdeki isyanlar nedeniyle zaman zaman bunun aksadığını biz biliyoruz tarihsel süreç içerisinde. Bu nedenle 16. ve 17. yüzyılda dalyanların sayısını ve üretim hacminin artmasını dönemsel olarak İstanbul'a gelebilecek olan kuzu cinsi ek sayısındaki artıştan karşılaştırmanın da bir sağlıklılık olacağı kanaatindeyim. Vallahi eğer bunu ispatlayabilseydik çok çok iyi olurdu. Ama yani bence hipotez olarak çok enteresan, çok beğendim. Ama doğrulayacak veya yanlış olduğunu gösterecek kadar veri yok elimizde. Problem şu,
Bir yandan yani çeşitli balıkların fiyatları bazı narh defterlerinde belirtilmiştir ama bütün hepsi değil. Üstelik yani şimdiye kadar ele geçen narh defterlerinin sayısı da sınırlıdır. Yani bana sorarsanız bu sizin söyledikleriniz çok mantıklı. Yani doğru olma ihtimali yüksektir. Ama biz diyelim efendim sürülerin gelmesi tam ne zaman kesilmiştir? Hangi yıllarda? Ve o zaman aynı yılın narhı elimizde olmalı ki yani sahiden efendim işte et narhı yükselmektedir ve balık yani daha çok balık piyasaya gelmektedir. Dediğim gibi bütün bunlar muhtemel, hatta belki bir kısmı kuvvetli muhtemel ama doğrulayacak olan sayısal veri şimdiye kadar elimizde yoktur. Son bir şey söylemek istiyorum. Abdülhamit Kaiser Wilhelm'i ağırladığı dönemlere ait çok güzel belgeler yayınlandı Yıldız Sarayı arşivlerinden. En son İki Dost İmparator diye bir kitap çıktı ve sergisi açıldı. Orada galiba işte bu denize olmayan işte Avusturya Macaristan'ın sahili yok. İşte Alman İmparatorluğu'nun balıkları çok sınırlı, Baltık Denizi'nin balıkları. Onlara çok balık ikram etmişiz. Menü kartları var orijinal, o dönem basılmış. Ve yemek, o gün neler yenildiğine listeleri var Yıldız Sarayı'nda. Çünkü dört göre gelmiş adam. Ve hep balık ve deniz mahsulleri ikram etmiş Abdülhamit bu dost imparatorlara. Herhalde modern saraylar, artık Boğaz'daki saraylarda balık yenmeye başlanmış ama eski dönem, klasik Osmanlı'da bir un kapanı, yağ kapanı, bal kapanı var. Bir balık hali, bir balık pazarı yok. Yok bir balık hali yok ama balık pazarı var. Hem balık pazarı var. Hem Galata'da hem İstanbul'da. Tamam. Thank you. Başka mı? Son. Tamam. Yok, beyefendinin söylediğinde bir şey ekleyeceğim. Tamam. Abdülhamit'in ziyafetlerinden bahsetti. 19. yüzyılda demin sarayda balık tüketimi çok arttı dedim ya, o dönemi çalıştığımızda zaten onu gerek mutfak defterlerinden görüyorsunuz. Çünkü mutfağa alınan hesap defterlerini çalıştım ben. Hem oradan görüyorsunuz hem de menülerden ama 19. yüzyılda tabii başka bir sürü parametre de var. Yurt dışından gelen yabancı konuklara Fransız usulü bir ziyafet verme gayesi var. O menüler hafif alafranga. Ama onun ötesinde sırf Abdülhamit için alınan balık listeleri mesela gördüm ben ve istiridye de vardı içinde bir dönem. Hatta bunu da Yemek ve Kültür'de yayınlamıştık bir kere diyerek hatırlatayım. Demek ki evet, canlı, tamam bekliyorum. Canlı bir şey var, oldu. Çocukluğumdan kalan bir deyim var. Madem bu kadar dalyandan konuşuldu. Kadınlara atfedilen dalyan gibi kadın bilen var mı? Bakımlı ve zengin görünümlü kadınlara dalyan gibi kadın denirdi. Acaba dalyanın verimliliğiyle bağlantı mı artık etimolojik olarak araştırılsın. Ben oltayı attım. Tamam. Dalyana gelsin. Evet. Zengin bir konudur her taraftan. Olabilir. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yer koyduk. Very pleased to meet you.